anlamı geçti. Çok özür dilerim. Hasan abi kontrol eder burayı. Pardon bir saniye. Tamam abi. Evet buyurun. Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün insan hakları dernekleri yöneticileri meclisteki siyasi parti temsilcileriyle bir görüşmeye geldiler. Adalet Komisyonu'nda bizim de şerhimize rağmen kabul edilen kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla önlenmesine ilişkin kanun teklifi hakkında kendi görüşlerini bize ilettiler. Teklifin ismi amacına uygun ilgisi bulunmayacak bir biçimde derneklerin örgütlenmelerine keyfi sınırlamalar getiriyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi, yani bizim deyişimizde Cumhurbaşkanı mafya ittifakının getirdiği sistem artık tüm dernek ve vakıfları, STK'ları tek bir imzayla kapatabilme yetkisine sahip olacak. İçişleri Bakanı dernekteki görevliler hakkında hüküm değil, soruşturmalar kapsamında dahi yargı kararı aranmadan yöneticileri görevinden uzaklaştırabilecek ve o derneğe kayyum atanabilecek. Belediyelere, istemedikleri belediyelere istedikleri suçu ıslat ederek kayyum atıyorlar. Şimdi muhalefet etmesin, dernekler de bizim gözetimimiz altında ve baskımız altında, kontrol altında tutulabilsin diye herhangi bir suçtan soruşturmaya bir üye soruşturmaya takibe alındığı takdirde İçişleri Bakanı isterse onları da ne yapacak? Kayyum atayabilecek. İçişleri Bakanı'nın mantığı bu. Yasalar değil İçişleri Bakanı'nın yapmak istediği. Kendisi sadece millete karşı sorumlu değil, sadece saraya karşı sorumlu. Recep Tayyip Erdoğan aferin derse kendisi oh diyor. Millet sıkıntı yaşıyor. Olsun. Millet kanunlara uygun hareket edilmiyor. Olsun. Kanunlara uygun hareket etsin ya da etmesin. Demokrasiden yana varlığını sürdürsün ya da sürdürmesin İçişleri Bakanı için fark etmiyor. Onun tek istediği bir şey var. Herkesi fişlemek, herkesi kontrol altına almak. Eğer ses çıkan ister muhalefet, ister belediye, ister dernek ne olursa olsun onlara kayyum atayıp kendi emri altına alabilmek. Bu kadar rezil ve pespaye bir konuşma yaptıktan sonra, seviyesiz bir konuşma yaptıktan sonra bunu slogan haline getirip de resmi makamların temsilcisi olan polislerimize bu tişörtü giydirmek onun aklının nasıl çalıştığını gösteriyor. Öngörülen işte bu düzenlemelerin hepsi anayasaya aykırı. Bugün bizi ziyaret eden dernekler 350'nin üstünde bir sayıda diğer derneklerin de imzasını getirdiler. Bu sayı çok yakında 700'e ulaşacak diyorlar. Ama derneklerin temsilcilerinin bu konuda isyan ediyor olmalarının İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın nezdinde hiçbir karşılığı yok. Ortak taleplerini biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getiriyoruz. Bu derneklerle ilgili çıkan yasa aynen şöyle özetliyorum. Derneklerden bir kişi suçla ilgili bir araştırmaya tabi olduğunda kayyum atayabilecekler. Yani hukukun sonucunu beklemeyecekler. Yani o oradan görevden alınıp yerine yedek üyelerden bir tanesi seçilmeyecek, atanmayacak. Kayyum atayacaklar. Peki bu yetiyor mu bu yasada? Hayır, yetmiyor.
avukatları da muhbir durumuna düşürecek bir yasa teklifi var. 20. madde. Orada da diyorlar ki biz herhangi bir suçtan dolayı araştırma yaparsak avukat mükellefinin, vekilinin kendisinin bir suça iştirak ettiğini eğer biliyorsa gelecek bunu MASAK'a bildirecek diyor. Yani avukat herhangi bir suçtan dolayı bir araştırma yapılıyor ve müvekkili diyor ki işte benim şöyle bir durumum var, böyle bir durumum var, onu anlatıyor. Sonucu ne olursa olsun mahkemeye gitmeden bana bildirecek diyor. Böylece avukatı muhbir konumuna düşürüyor. Biz buna da kesinlikle karşıyız. Doğru bulmuyoruz. Bu insanları fişleyen, derneklere kayyum atayan, belediyelere kayyum atayan, tüm herkesi, bütün muhalefeti susturmak isteyen bu anlayışa karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin her yerinde de örgütlerimiz insanlara bunu anlatacaklar. Değerli arkadaşlarım, dün bir intihar girişimi daha oldu. Hatay'da gerçekleşti. Bir 50 yaşlarında Hatice Hanım adında bir kardeşimiz intihar etmek istedi. Eskiden 13 yıldan beri eşinden ayrı. 500 liraya bir odalı evde yaşıyor. Üstelik de 5 çocuğuyla beraber. Hepsi bir aradalar. Bu çocuklarından bir tanesi 300 lira bir yardım alıyor. Defne Sosyal Yardım Derneği'nden. Bunun dışında bir yaşama şansı yok. Çalışan çocuklarını işten çıkartmışlar pandemi nedeniyle. Milletvekilimiz, Hatay Milletvekilimiz Mehmet Güzel Mansur bu kardeşimizden ilgileniyor, yaralarını sarmaya çalışıyor. Peki Türkiye'de hangi kaç tane böyle intihar girişiminde olan mağdur insanımızla kaç milletvekilimiz bütün her şeyini kapatıp ilgilenebilecek? Devlet bu işin neresinde? Asgari ücretliye sadece açlık sınırının altında bir asgari ücreti ödemeyi taahhüt ederek bu yoksulluğu, bu intiharları durdurabilecek mi? Üç grup başkan vekili olarak bir araya geldik. Ve dedik ki Türkiye'de ilk defa asgari ücretle ilgili bir kanuni düzenleme olsun. Yani bu keyfiyete bırakılmasın. Verdiğimiz kanun teklifinde asgari ücretin sadece işçi için değil, işçinin ailesinin de geçimini kapsayacak şekilde belirlenmesini talep ettik. Asgari ücret artışlarının pazarlıkla değil, TÜİK tarafından ücretlerin geçici endeksi, asgari geçim ücreti miktarı çerçevesinde artışların yapılması için bir düzenleme getirilsin dedik. Asgari ücret komisyonu daha demokratik hale getirilsin dedik. Asgari ücret için vergi ödenmediğinde asgari ücret indiriminin kaldırılmasını istedik. Asgari ücretinden de verginin kaldırılmasını istedik. Ve en sonunda dedik ki asgari ücret 3100 lira olsun dedik. SGK verilerine göre Türkiye'de 7,5 milyon işçi asgari ücretle çalışıyor. Kayıt dışı rakamlara bakarsak 10 milyon. Avrupa'da ise asgari ücretle çalışanların oranı %10 dolayında. Ailelerle birlikte 40 milyon kişi ediyor Türkiye'de. TÜİK 40 milyon kişinin 2792 lira almasını yeterli görüyor. Ayçiçek yağının 30 liradan 65 liraya çıktığı, yumurtanın 50 liradan 1 liraya çıktı, 50 kuruştan 1 liraya çıktığı, esnaf paketinde esnafa 33 lira günlük verildiği, işçiye günlük 39 lira verildiği, asgari ücretinde 2792 lira olmasını teklif ettiklerine bakınca akılda bir tek şey kalıyor. AKP milletvekilinin söylediği şey. Onlar kuru ekmek yiyorlarsa tok sayılırlar demişti ya. İşte bu teklifin tamamı kuru ekmeğe talim ettirme teklifidir. Bundan sonra da asgari ücretle çalışanlar kuru ekmek yesinler, bu onlara yeter deniliyor.
kendi yaşam tarzları Türkiye'nin gözü önündeyken, saray için harcadıkları gıda rakamları Türkiye'nin gözü önündeyken, onların başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ve milletvekillerinin hiç yüzü kızarmadan bu teklifi getirmesine şaşırmamak gerekir. Neden? Çünkü onlar ne yapsalar yanımızda kar kalıyor diyor. Çünkü onlar diyorlar ki muhalefet edebilecek herkesi sindireceğiz diyor. Onları bizim istediğimiz kıvama getireceğiz diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacak diyor. Şunu demek istiyor Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı. Şunu diyor, diyor ki biz dernekleri hizaya sokacağız, ses çıkartmayacaklar. Belediyeleri hizaya sokacağız, ses çıkartmayacaklar. Milletvekillerini tutuklayacağız, cezaevine koyacağız, ses çıkartmayacaklar. Ama ses çıkartan, muhalif olan bir partiyi de yaşatmayacağız. Onu da yok edeceğiz, biat eden bir muhalefet yaratacağız diyor. Nasıl muhalefet yaratacaksın? Alaaddin Çakıcı gibi mi bir muhalefet yapmak istiyorsun? Mafyadan mı dizayn edeceksin muhalefetini? Nasıl muhalefet yapacaksın? Milli muhalefet dediğin, senin her söylediğin doğrudur diyen bir muhalefet, aynı küçük ortağın gibi elini kaldıracaksan ne derse onun gibi mi bütün muhalefeti dizayn edeceksin? Türkiye Cumhuriyeti senin sandığın kadar o kadar ucuz kurulmadı. Senin sandığın kadar Türk milleti başını önüne eğmeyen bir millettir. Onlar yedi düvele karşı savaştılar. Kendi ülkelerinin içinde de kendi değerlerine, milli değerlerine, çocuklarının geleceğine, bir sarayın bir avuç azınlığına mahkum ettirmeyecek kadar yaşanmış bir tecrübeleri var bu milletin. Onun için bu millet yeri ve zamanı geldiği zaman seni apartman dairesinden alıp da saraya çıkartan bu millet, saraydan alıp da hak ettiğin yere göndermesini de bilecektir. Değerli arkadaşlar, onlar millete şöyle bakıyorlar. Millet aç, asgari ücret 3100 lira olsun diyoruz. Kuru ekmek yeter diyorlar. Sağlık çalışanları ölüyor diyoruz. Öyle bir sorun yok. Var olmayan sorunu konuşmayın diyorlar. Sağlık çalışanlarının öldüğünü konuşmak istemiyorlar. Sakarya tank palet fabrikasını karşılıksız sattınız, verdiniz. Peki tank nerede diyoruz? 18 ayda tank verilecekti. Tank yok diyorlar. Nedir? Bizim ordumuzun ürettiği fırtına obüslerini bizim ordumuza, Katar ordusu üstüne kar koyup satıyor. Beşinci kol faaliyeti diyorlar buna. Sarayın adamları 3-5 maaş alıyorlar diyoruz. Liyakat yok diyoruz. Diploma yok diyoruz. Hayır, hasenat yapıyorsunuz. Hasenat yapıyoruz. Yardımlaşmaya karşı çıkıyorsunuz diyorlar bize. Yargıda adalet yok diyoruz. Mallarınıza el koyacaklar diyorlar. Sahte diploma var, gençler işsiz. Bir adama 4 koltuk verilir mi diyoruz. Memurları işten atacaklar diyorlar. Milleti kuru ekmeğe muhtaç ettiniz diyoruz. AKP'yi kapatacaklar diyorlar. İlk seçimde Millet İttifakı iktidara gelecek diyoruz. Darbe provokasyonu yapıyorlar diyorlar. Yani AKP'yi eleştirmek, devleti eleştirmek gibi algılıyorlar. Muhalefet görevini yapacak. Onlar ne söylerse söylesinler, ne yaparlarsa yapsınlar, mazlum, mağdur, masum ama bir o kadar da onurlu milletimizin geleceği için asla taviz vermeden milletimizle beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. AKP sözcüsü Ömer Çelik bizim için paralel evren diyorlar. Paralel evrende bunlar diyorlar diyor. Paralel evren ağrıyorsa kendi siyasi partisine bakacak. Onların milletten haberi yok. Onların kuru ekmek yiyenlerden haberi yok. Onların çöp konteynerlarından ekmek toplayanlardan haberi yok. Onlar asıl başka bir paralelde yaşıyorlar. Onların yaşadığı paralelde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımız yok. Onlar bir avuç insanla birlikte saraylarda, köşklerde, milyar dolarlarla birlikte yandaşların cebini doldurarak yaşamaya devam ediyorlar. Değerli arkadaşlarım,
Bugün AKP grup, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzüne baka baka bu ülkedeki gerçekleri biz kendi yüzüne söyledik ama yüzü kızarmıyor diyor Kemal Kılıçdaroğlu için. Ben de kendisine şöyle söylüyorum. Bu millet yoksul, aç, sen ekmeğe muhtaç. Sen diyorsun ki ya güldürmeyin beni, ekmeğe muhtaç insan olur mu diyorsun. Kimin yüzünün kızarması lazım? Senin yüzünün kızarması lazım. Bu ülkede çöp konteynerlerinden insanlar çöp toplarken ekmek toplamaya çalışıyorlar, yiyecek topluyorlar diyoruz. Sen öyle insanlar var mı ki Türkiye'de? Bunların hepsi palavra diyorsun. Kimin yüzünün kızarması lazım? Senin yüzünün kızarması lazım. Bu ülkede insanlar intihar ediyorlar diyoruz. Onların başka nedenleri var. Onlar ruhsal bunalım geçiriyorlar diyorsun. Kimin yüzünün kızarması lazım? Senin yüzünün kızarması lazım. Bu ülkede insanlar kendilerini yakıyorlar diyoruz. Duymamazlıktan geliyorsun. Şunu açık ve net ifade ediyorum. Sen bir apartman dairesinde otururken kendinden bu fakir diye bahsediyordun. Şimdi sarayda oturuyorsun, kendinden bu fakir diye bahsediyorsun. Asıl fakir hale getirdiğin insanlardır. Yoksul hale getirdiğin insanlardır. Yüzü kızarmadan konuşan sensin. Teşekkür ederim. Buyurun. Neyin? Niye? Bazı medya kuruluşlarının kapatılacağı iddiası. Biz iktidara geldiğimizde bazı medya kuruluşlarını kapatacağız demedim öyle bir şey dedi. Yine bu da tartışılıyor. Bunlar ilişkin değerlendirilmiş. Genel başkan mı söylemiş? Evet. Açıklamaları vardı. Hem Gürsel Tekin'in açıklamaları vardı. Bunları da yalanlayıp İlgili yasa maddesi diyor ki suçun nevi ne olursa olsun eğer devlet bir parayı, bir bedeli aldıysa o bedelin vergisinden muaf tutulamaz. Suçun nevi ne olursa olsun devlet bir bedeli aldıysa bu kara para olur, başka bir şey olur, şu olur, bu olur, ne olursa olsun diyor. Onun diyor karşılığında devlet vergisini alır diyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Şimdi bu kara paradan, uyuşturucudan vergi alan devletin kendi insanlarıyla ilgili kara para operasyonlarına engelleyecek maddeyi neden çıkartmadığını soruyor. Bunu biz Man Adası'nda sormuştuk. Eğer bu şirketlerin kim olduğu, yani kara para aklayan yurt dışındaki şirketlerin kim olduğunun açıklanırsa, o şirketler Türkiye'de kara para aklayamazlar. Bugüne kadar bu yasal bir süreç olduğu halde bu şirketlerin isimlerini İçişleri Bakanları açıkladı mı? Hayır, açıklamadı. Peki neden açıklamıyor? Türkiye'ye kara para girmesini istemiyoruz. MASAK bu konuda görevli. Bununla ilgili yasal düzenleme var. Neden açıklamıyorsun kara paranın engellemek istiyorsan? Bu şirketlerin, bu ülkelerin kimler olduğunu, hangi ülkeler olduğunu açıkla ve böylece giriş çıkışlar kontrol altına alınabilsin. Israrla bunu açıklamıyorlar. Israrla bu konuda bunu görmemezlikten geliyorlar. Bunun üzerinde demagoji yapıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Onun haricinde bizim söylediğimiz özgür medya gerçek şekilde Millet İttifakı'nda kendi görevine dönecektir. Yani yalaka medya, saraya bir dediğini iki etmeyen medya, sadece sarayı gören bir medya anlayışı aslında özgür medyanın içerisinde yeri yoktur. Herkes görevini o Millet İttifakı'nda düzgün yapacak. Özgür medya tekrar dördüncü güç haline gelecek. Medya mensupları soru sormaktan çekinmeyecekler. İstedikleri soruyu soracaklar. Soru sordukları zaman parmak gösterilerek azarlanmayacaklar.
birden FETÖ'cü konumuna düşürülmeyecek medyadakiler. Onlar özgürce kendi işlerini yapacaklar, hesap soracaklar, biz de hesap vereceğiz. Buyurun. Çok net olan bir şey var. İnsan Hakları Dernekleri ziyaret ettiğinde illegal bir şeyi yaratmak istiyorsanız legal olanları baskı altına alır, yok edersiniz. Dernekler legal. Kanuna karşı hesap veriyorlar. Kendi dernekler masasına karşı hesap veriyorlar. Ama şimdi onların özgürce kendilerini ifade etmesinden rahatsız olan bir iktidar var. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki suça karışmış bir kişi varsa biz o derneğe kayyum atarız diyorlar. Bu nedir tam da? Derneklerin sesini keseceğiz. Yani seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaştığında sivil toplum örgütleri feryat edemeyecekler. Özgürce konuşamayacaklar. Konuşursanız bizde iktidarın sopası elimizde. Biz hemen o derneğe kayyum atarız diyorlar. Baroları dizayn ettiler. Barolara siyasi şekilde böldüler, ayrıştırdılar. Şimdi dernekleri de yapıyorlar. Ama o doymuyor, daha da öteye gidiyor. Muhalefeti de diyor ki dizayn edeceğiz diyor. Yani Türkiye'de konuşan, sesini çıkartan hiçbir kurum, hiçbir siyasi parti kalmayacak. Sivil toplum örgütleri de, belediyelerde, meslek odaları da dahil olmak üzere hepsini dizayn edeceğiz diyor. Neden? Çünkü seçime giderken aykırı ses çıkmasın istiyor. Ben de şöyle diyorum. Legal olanı eğer yok edersen illegal olana imkan tanımış olursun. Eğer sen bir illegallik yaratıp onun üstünden olağanüstü halle bu ülkeyi bir seçime taşımak istiyor ve bu ülkeyi dizayn etmek istiyorsan karşında susturamayacağın Cumhuriyet Halk Partisi var. Hiçbir şekilde susturamayacağın. Hiçbir şekilde dizayn edemeyeceğin. Hiçbir şekilde satın alamayacağın. Hiçbir şekilde parmak sallayamayacağın Cumhuriyet Halk Partisi var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evet, buyurun. Şimdi en sondan başlayayım. Milletin aleyhine olan her şey Anayasa Mahkemesi'ne taşınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni tezkereler çıktı. Kanunlar artık şöyle çıkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Eskiden bakanlara ve başbakana yetki verirdik. Bu komisyonlarda tartışılırdı. Şimdi kanun şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen teklif kanunlaştı. Nasıl kanunlaştı? Bu yetkilerin tamamı Cumhurbaşkanı'na verildi. Hangi kanun gelirse gelsin. Yetkinin tamamı Cumhurbaşkanı'nda. Bir kişinin iki dudağı arasında. Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği destekle AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP şunu yapıyor. Noter görevi yapıyor. Oradan yasa teklifi geliyor. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mühür vuruluyor. Sayı onlarda. Milletin menfaatine mi? Hiç önemli değil. Çocuklarımız orada ölüyor, şehit düşüyor. Bu bedelin karşılığını ödeyen var mı? Hiç önemli değil. Önemli olan sadece bir şey var. Sarayın talepleri ve istekleri. Bu var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Efendim? Onu da söyleyeyim. Şimdi AİHM bir karar alıyor arkadaşlar. Erdoğan için bir karşılığı yok. Anayasa Mahkemesi de bir karar alıyor. Diyor ki Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali vardır diyor. Erdoğan için herhangi bir karşılığı yok. Neden biliyor musunuz? Onun
uluslararası sözleşmelerle ilgili kendisinin kabul edeceği çizgide olursa kabul, değilse red. Neden? Çünkü o ülkeyi, bu ülkeyi uluslararası anlaşmalara bağlı, hukuka bağlı, adalete bağlı yönetmiyor. O ülkeyi diktatörlükle yönetiyor. İşte onun için Recep Tayyip Erdoğan diktatördür diyoruz. Yasaları tanımayan, uluslararası sözleşmeleri beni ilgilendirmiyor diyen, Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan bir lider, dünyanın neresinde olursa olsun diktatördür. Kim olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri dahil olmak üzere ne olursa olsun, terör örgütüyle herhangi bir görüşme mümkün değildir. Doğru da değildir. Ama onun nedir, ne anlamda görüşmüştür, nasıl görüşmüştür bilmiyorum. Ayrıntılarını bilmiyorum. Fethullahçı terör örgütünün var olması, Fethullahçı terör örgütündeki bizim muhalefet hakkımızı yok etmez. Fethullahçı terör örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkmadan, bu konuşulmadan, tartışılmadan bizi susturmak isteyen her kesime karşı dimdik dururuz. Onlara deriz ki siz Fethullahçı terör örgütünü desteklediniz, Genelkurmay Başkanımızı içeriye hapsettiniz, oradan kendi atadığınız generalleri göreve getirdiniz, 15 Temmuz darbe kalkışmasına neden oldunuz. Buna neden olan her kimse, başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere, hangi milletvekili ise, hangi siyasi partidense, siyasi ayağının ortaya çıkıp bu işin temizlenmesi gerekiyor. Evet, başka sorusu olan? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi milletini referans alır. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in ilkelerini referans alır. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu, Cumhuriyet'in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü referans alır. Türkçe Kur'an okuttular bilmem neler. Kur'an'a saygılı olan insanların, Kur'an'ı içselleştiren insanların, onu okuduktan sonra onun emirlerini yerine getirmesi gerekir. Halkımız, insanlarımız elbette ki Kur'an'ı okuyacaklar, öğrenecekler. Ama onun ne yazdığına da bakacaklar. Ne yazıyor? Birinci günah kul hakkı yemektir. Sen milletin gözünün içine baka baka kul hakkı yiyeceksin. Milyonları mağdur hale getireceksin. 5 tane iş adamını ihya edeceksin. Ondan sonra İslam'dan bahsedeceksin, Kur'an'dan bahsedeceksin. Sen milletin gözüne baka baka zinayı suç olmaktan çıkartacaksın. Bir gecede meclisi toplayacaksın. Kur'an zina suçtur diyecek. Sen zina suç değildir diyeceksin. Onu kaldıracaksın. Sen Kur'an haram yemek suçtur diyeceksin. Milyarlarca dolarları senin bakanların, bakanların çocukları hayır hasenat yapıyoruz diye evlerinde bulunacak. O paraların hesabını sormayacaksın. Kur'an faiz kesinlikle haramdır diyecek. Sen bu milletin geleceğini İngiltere'deki faiz baronlarına teslim edeceksin. Faizi hak haline getireceksin. Sonra çıkıp da İslam'dan bahsedeceksin, Kur'an'dan bahsedeceksin. Yüzü kızarması gereken bir adam varsa, Kur'an'ı ve İslam'ı ağzına almaması gereken bir insan varsa adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sen Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki Müslümanları devletlerini paramparça etmesi için başlattıkları Arap Baharı'nda
ben bu büyük projenin eş başkanıyım diyeceksin. 3 milyon 750 bin Müslümanın katledilmesinde elin olacak. Ondan sonra sen bize bu konuda ders vereceksin. Baştan söyledim. Bizim muhatabımızı söyledim. Baştan söylemiştim, o anda burada mıydınız bilmiyorum ama açık ve net bir şekilde söyledim. Bu konuyla ilgili yasa maddesi, paranın nevi ne olursa olsun o konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti o konunun vergisini, bu paranın vergisini alır diyor. Yasa böyle diyor. Genel Başkanımız bir yasadan bahsetti. Gelelim kara parayla ilgili konuya. Kara parada Man Adası'yla ilgili nasıl bu konuda kara para aklayan ülkeler ve şirketlerin akışı devam ediyor. İşte onun da ilgili bir yasa maddesi var. O yasa maddesi de diyor ki bu ülkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından açıklanırsa, kim oldukları açıklanırsa bununla ilgili bu ülkelere müdahale edilecek ve bu paranın geçişi engellenecektir diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar bunu yapmadı. Tamam? Teşekkür ediyorum. Saygılar.